DAEŞ gibi, Taliban gibi kimsenin benimsemeyeceği örgütsel yapıyı tamamen kalkıp hadise yüklemek biraz ağır değil mi? Tamamen olmasa da ağır değil. Birazdan okuduğum zaman niye ağır olmadığını göreceğiz. Tamam. Mesela diyelim ki işte örnekleri vereceğim. Mesela mürtedlerin öldürülmesi. Namaz kılmayanın bile öldürülmesi gerektiğini DAEŞ savunuyor. Peki bu DAEŞ'in savunduğu bir şey mi? Bunu görüyoruz işte. Hanefi mezhebi eğer ki bir insan namaz kılmazsa ölene kadar hapsedilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer mezhepler 3 gün müddet veriliyor. Kabul etmezse öldürülüyor. İşte yani bu DAEŞ'in anlayışı bizim fıkıhta da var. Bununla ilgili hadisler de var. Fıkıhta da kararlar var. Peki Kur'an'a baktığımızda Kur'an'da mürtetler geçiyor. Kur'an'da namaz kılmak geçiyor. Namaz kılmamanın Kur'an'da yeriliyor. Bir kere bile ama namaz kılmayanın öldürülmesi diye bir şey yok Kur'an'da. Bakın Ebu Bekir Bey'in savunduğu din şu anda hakim olsa Türkiye'nin %70'ten fazlası namazlarını düzenli kılmıyor son ankete göre. Bunlar bu hal üzere devam ederse bu anlayışa göre bu %70'ten fazlasını Türkiye'nin öldürülmesi lazım. Bu rejit örgütleri saymazsak zaten öldüren ülke yok ki, öldüren mezhep yok. Bakın öldüren ülke olmaması değil, orada hüküm duruyor. DAEŞ de o hükme atıf yapıyor. Ebu Bekir Bey böyle bir hüküm var mı yok mu soralım. Çünkü namaz kılmayanın öldürülmesi şeklinde bir hüküm var mı? Kasıtlı olarak bir İslam. Yani gelin sorarız. Ama yani bu demek istediğim tam DAEŞ oraya referans yapıyor. Onlar ilk defa kendileri bu hükmü çıkarmadılar. Var olan hükmü. Siz bu hükümler yüzünden böyle örgütler çıkıyor diyorsunuz. Peki. Yani tek neden o. Bir tek ondan değil. Şimdi ben burada uluslararası istihbarat örgütleri çıkartıyordu. Bir sürü neden var. Bir tek buna bağlamak saf dillik olur. Ama atıf yaptıkları yer Kur'an dışındaki bir İslam. Kur'an'da böyle bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. Kur'an'da defalarca namaz kılmak geçiyor. Bir tanesinde bile namaz kılmayanın öldürülmesi yok. Kur'an'da mürtetlik de geçiyor. Mürtedin öldürülmesi diye bir şey var mı Kur'an'da? Öyle bir şey de geçmiyor. Şimdi buradan geleyim. Yani kısacası benim diyeceğim şey şu. Bir insana sorsak niye sen güneşe tapmıyorsun? Şinto değilsin. Şintolar güneşe tapıyor. Veya sen niye işte putperest değilsin? Niye ineğe tapmıyorsun? Çoğumuzun söyleyeceği şey akla aykırı diyeceğiz. Duyu organlarına aykırı. Yani duyu organlarının daha gelişmişi bilimdir, bilime aykırı. İşte fıtrata aykırı değil mi? Yani akıl, bilim ve fıtrat aykırı olduğu için ben bunları reddediyorum diyebiliriz. Yani o dinin bize sunduğu, başta içeriye bakarız. Mesela niye üçlemeli bir Hristiyanlığı reddediyoruz? Dünyanın en kalabalık inancı o. Kalabalıklara, sürülere uymuyoruz da onu reddediyoruz. Çünkü fıtrat aykırı üçleme, akla da aykırı. Bu yüzden onu reddediyoruz. Dolayısıyla ben bir felsefeciyim. En başta benim karşıma bir dini metin gelince onun içeriğine bakarım. Ha bana göre bu yüzden bunlar, bu içerik reddedilmeyi gerektiriyor. Ben şimdi Kur'an'ın olduğu İslam anlayışını anladığımda Allah'tan olduğuna kanaat getiriyorum. Fakat hadislerle beraber İslam'ı birleştirdiğimde bunların Allah'ın dini demeye layık olmadığı kanaatindeyim. Ve bu hadisleri, bir de hadis peygamberin sözü demek değil, bunu da baştan belirteyim. Nedir? Hadis demek peygamberin olduğu iddia edilen söz. Tabii bir kısmında sahabelere de gönderiliyor ama. Yani veya sahabenin olduğu düşünülen söz demek. Tabii ki peygamberimizin bir sözünü reddetmiyoruz. Fakat söylemeye çalıştığımız şey bu hadis kitaplarında peygambere atfedilen sözler Allah'a iftira, peygamberimize iftira, kadınlara iftira, bir sürü iğrenç şey var, bir sürü akla zıt şey var. Bazı hadisler mi, hadisler mi? Bazı hadisler tabii. Ben zaten hadislerin hepsi de yanlıştır demiyorum, öyle bir şey de yok. Ama savunduğum şey Kur'an'ın süzgecinden sonra akıl, duyu organları ve fıtratın süzgecinden geçirilen hadislerin, Kur'an'ın haram ve farzlarını değiştirmeyen hadislerin bir siyer bilgisi olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ya, yoksa bu süzgeçten herkes geçirebilir mi, sadece din insanları mı geçirir? Valla bu süzgeçten geçirmek zorundayız, hep beraber geçirmek zorundayız. Kimin geçireceği ayrıca herkes konuşulabilir.